Genç arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Ben öğretmeniniz Hilal Demir. Kıymetli gençler, Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu AYT konu anlatım ve soru çözümleriyle karşınızdayım. Bu haftaki konumuz Yahudilik ve Hristiyanlık olacak. Yahudilik ile başlıyorum. Hazır mısınız? Yahudilik yaşayan en eski vahiy kaynaklı din. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. En eski vahiy kaynaklı din. Neden vahiy kaynaklı din dedim? Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yıllarda biz dini ikiye ayırıyorduk ve bu dini vahye dayanan veyahut arkadaşlar ilahi kaynaklı dinler şeklinde ifade ediyorduk. Bir diğeri de beşeri dinlerdi, hatırladınız mı? Yani insan eliyle oluşturulmuş dinler. Şimdi bu vahye dayanan ilahi kaynaklı dinlerden birincisi ve en eski olanı tabii ki Yahudilikti. Hristiyanlık, Yahudilikten gelen, türeyen, ardından İslam. Bu üçü vahye dayanan ve ilahi kaynaklı dinler sıralamasında önümüze gelecek olan üç ana dinimiz arkadaşlar. Şimdi belli kavramlarımız var. Bu kavramları geçeceğiz bakın. Epey bir kavramımız var. Ahde Atik'le başlayalım mı? Sevgili gençler, Ahde Atik ahdetmek adı üzerinde ahde vefa gösterin kelimesini, cümlesini, deyimini duymuşsunuzdur mutlaka. Yani sözünüze sadık olun. Ahd, söz demek, sözleşme demek. Atik ise eski demek. Eski sözleşme anlamına geliyor. Rab ile Yahudiler arasındaki sözleşme demektir Ahd-i Atik. Ahd-i Cedid ise yeni sözleşme. Tanrı İsrailoğullarına acımış ve yeniden sözleşme imzalamıştır. Bunun adına da Ahd-i Cedid demişlerdir. Kitab-ı Mukaddes eski ahit ve yeni ahidin birleşiminden oluşan kutsal kitap külliyatına verilen isim arkadaşlar. Yine Yahudilerle ilgili olan İbrani kavramı var. Hazreti İbrahim'in soyundan geldikleri için aslında bu ismi alırlar, kullanırlar. Ve Hazreti İbrahim'in oğlu İshak ve Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Yakup için de bu İbrani kelimesi kullanılmıştır. Ve bunlar kendi kavimleri üzerine de İbrani kavramını hep kullanmışlardır. İsrail, Tanrı ile uğraşan demektir sözlük anlamında. Hazreti Yakub'un lakabıdır. Yahudiler Babil sürgününe kadar İsrail olarak anılmışlardır sevgili gençler. Burası çok önemli. Hemen buraya bir yıldız atacağız. Yahudiler Babil sürgününe kadar İsrail olarak anılmışlardır. Musevi yine İsrailoğullarının anıldığı başka bir kavram arkadaşlar. Musevi, Hazreti Musa şeriatına uyan kimselere verilen isimdir aslında Musevilik. Ve Türkiye'de Yahudilere genellikle Musevi denir. Yahudi denmez. Bu da böyle hap bilgi yanınızda bulunsun. En çok Musevi kelimesini kullanan Türkiye'dir. Yine Yahudi arkadaşlar. Babil sürgünü sonrasında Yahudi kavramını kullanmaya başlıyor Yahudiler. Çünkü Yahuda'dan sürgün edildikleri için nereden gelmişler? Yahuda'dan gelmişler ve Yahudi bunlar diye bu kavram artık literatüre yerleşmiş ve Babil sürgünü sonrasında kullanılan kavram neymiş? Yahudilik. Babil sürgününe kadar ne kullanmışlardı arkadaşlar? İsrail kavramını kullanmışlardı. Haham, Yahudi din adamlarına verilen isim. Ritüel. Ritüel dinsel tören demek arkadaşlar. Ayin, dini inanç gibi benimsenmiş olan alışkanlıklar, kişilerce kutsallaştırılmış davranışlar. Bunların her biri ritüel. Mesela örneğin adamlar ne yaparlar? Bizim ülkemizden örnek verelim. İnsanımız ne yapıyor arkadaşlar? Kandil günlerinde artık bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Mutlaka türbeyi ziyaret ediyorlar ve türbelere işte adak adıyorlar, para veriyorlar, dualar ediyorlar falan o mekanlarda. Bu onlar için bir ritüel haline gelmiş. Her kandilde bunu yapıyorlar. Çünkü kendileri için kutsal kabul edilmiş bir davranış haline getirmişler bunu. Yahut dini inanç gibi benimsenmiş alışkanlıklar var arkadaşlar. Bunlar da birer ritüel kavramının içerisine girecek. Sakrament, Hristiyanlıkta kilise sırları ve düzenli olarak yapılan ibadetlere verilen isim. Bu önemli arkadaşlar. Hristiyanlığı anlatırken inşallah buna değineceğim. Teslis yine Hristiyanlıkla ilgili. Hristiyanların üç kişilikteki Tanrı inancına teslis denir. Yine Hristiyanlıkla ilgili. Tabii ki ritüel de Hristiyanlıkla ilgili. Çünkü belli başlı ritüelleri var, belli başlı alışkanlıkları var. Örneğin pazar günü kiliseye gittiklerinde ayinleri, bunlar ritüelleridir. İlahileri, bunlar ritüelleridir. Hristiyanlıkla tek tek anlatacağım. Yine haç Hristiyanlıkla alakalı. Hristiyanlığın sembollerinden bir tanesi. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini ifade eder. Vaftiz yine Hristiyanlıkla alakalı. Dine giriş asli günahtan kurtulmak için bebeğin yıkanmasına deniliyor.
Papaz, Hristiyan din adamlarına deniyor yahut rahip. Sinagog, Yahudilerin ibadet mekanı, mabedi, tapınağı. İşte bu Yahudilikle alakalı arkadaşlar. Kilise yine Hristiyanlıkla alakalı. Onların ibadet yerlerine kilise, büyük olanlarına katedral, küçük olanlarına şapel ismini veriyoruz. Gelelim Yahudiliğin belli başlı sıralamalarına, böyle tarihi sıralamalarına. Peygamberiyle başlayalım. Yahudiler peygamber olarak kendilerini Hazreti Musa'yı kabul ederler. Anlaştık mı? Hocam, Hazreti Davut var, Hazreti Süleyman var. Neden onları peygamber olarak kabul etmiyorlar? Çünkü onlar Yahudilikte kraldır. Onları peygamber olarak görmeyecekler arkadaşlar. Onları krallar olarak görecekler. Dinin adı Yahudilik, Musevilik, İbranilik. Tamam mı? Bunları kullanıyorlar arkadaşlar. İshak dini de aslında diyorlar. Ama en çok bu üçü kullanılıyor. Tarihi milattan önce 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ve tanrısı Yehova'dır aslında. Ama Elohim ve Yahve isimleri de kullanılır. Kutsal kitabı Tevrat'tır. Arkadaşlar, Tevrat'ın yazılı metinleri ve sözlü metinleri olmak üzere ikiye ayrılır, Talmud ve Tora şeklinde. Kutsal günleri cumartesidir. Hristiyanların neydi arkadaşlar? Kutsal günü pazar. Peki Müslümanların? Cuma. Cuma Müslümanların, cumartesi Yahudilerin, pazar ise Hristiyanların kutsal günü arkadaşlar. Mezhepleri var. Muhafazakar Yahudiler, Ortodoks Yahudiler, Reformist Yahudiler ve yeniden yapılanmacı Yahudiler şeklinde 4 tane mezhepleri var arkadaşlar. Nüfusu yaklaşık 20 milyonu bulmuştur. Burada hemen şuraya bir yıldız atacağım ve şu kavramı hemen yazacağım. Holokost. Arkadaşlar, Holokost sonrası nüfus üremeye başladı. Ciddi manada kadınları doğuruyorlar. Çok fazla çocuk sahibi olma zorunluluğu var. Çünkü bunlarda en az 7-8 tane çocuk doğuracak kadınlar. Nedeni, Holokost'ta öldürülen 1,5 milyon Yahudinin sayısına ulaşmak. Evet arkadaşlar, Holokost kavramında şunu unutmayacağız. Nüfusu, Holokost'ta katledilen Yahudi nüfusuna eriştirmek için oldukça fazla üreme bunlar da söz konusu olmuştur. O yüzden bugünkü nüfuslarının sayısı 20 milyonu bulmuştur neredeyse arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler, Holokost Yahudi katliamı olarak geçer. Bu yüzden bu Naziler döneminde çok fazla Yahudi öldürülmüş ve geriye kalan Yahudiler de o sayıyı tamamlamak için nüfus yatırımı yapmışlar ve kendilerinin intikamını almak üzere habire doğurganlığa başvurmuşlardır arkadaşlar. O yüzden bu Holokost nüfusla alakalı olan sorularla karşınıza gelebilir. Yahudi, İsrail, İbrani, Yahudi, Musevi gibi isimler de Yahudiliği karşılayan kavramlardır arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'a ve torunu Hazreti Yakub'a dayanır. Başlangıcı milattan önce 13. yüzyıl ve 5. yüzyıllarda Hazreti Musa'ya gelen vahiy ile başlar. Aslında ne ile başlıyor arkadaşlar? Hazreti Musa ile başlıyor. Zaten peygamber olarak kimi kabul ediyorlar? Hazreti Musa'yı kabul ediyorlar. Kur'an bozulan bu dini neshetmiştir? Yani Tevrat'ı. Neden? Çünkü Hazreti Musa'dan sonra arkadaşlar Tevrat'ı inkar edecekler, Tevrat'ın öğretilerine uymayacaklar, kendilerine altından yapılmış bir buzağa inandırmaya başlayacaklar, Hazreti Musa'yı reddedecekler, ortada bırakacaklar. Bu yüzden Tevrat'ı tamamen neshediyor Kur'an-ı Kerim. Artık diyor ki onun hükmü bitmiştir. Yok saymaktır neshetmek arkadaşlar, silmektir. Bu yüzden Tevrat Kur'an-ı Kerim tarafından kabul görülmez. En son kitap olarak Kur'an kabul edilir. Şimdi arkadaşlar, Yahudilerin ata dediğimiz peygamberlerinden bahsedeceğim. Bu da Hazreti Musa'dan sonra gelen Hazreti İbrahim. Bu yüzden ne demiştik? İbrani lakabını kullanırlar. Hazreti İbrahim'in arkadaşlar Hazreti Hacer'den dünyaya gelen oğlu Hazreti İsmail. Hazreti Sare'den dünyaya gelen oğlu Hazreti İshak. Şimdi Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer'i nereye bırakıyor arkadaşlar? Mekke'ye bırakıyor, öyle değil mi? Burada Hazreti İsmail'in soyundan kim gelecek? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Hazreti Sare nerede arkadaşlar? Filistin'de. Ve oğlu kim? Hazreti İshak.
Hazreti İshak'a ve onun çocuğu olan Hazreti Yakub'a İsrail lakabını veriyorlar. Çünkü Tanrı ile uğraştığına dair, güreş tuttuğuna dair ve kazandığına dair verilmiş bir isim. O yüzden buraya İsrailoğulları ismi verildi. Buraya da İsmailoğulları isim verildi. İsmailoğullarının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. İsrailoğullarından da Yahudiler. Peki ataları kimmiş? Hazreti İbrahim. Peygamberleri kim arkadaşlar? Hazreti Musa. Anlaştık mı? Yahudilik tarihinde Hazreti Musa'dan bahsedelim biraz. İsrailoğulları Mısır'da ferah bir haldeyken Firavun tarafından köleleştirilmeye başlanıyor. Bunlara her türlü iş yaptırılıyor, fakirleştiriliyor, ekonomik ambargolara maruz kalıyorlar falan filan. İsrailoğulları ciddi manada artık bir sömürgenin içinde. Bu kölelikten, bu sömürgeden onları kurtaran kim olmuş? Hazreti Musa olmuş arkadaşlar. Halkını Mısır'dan çıkarmış. Buradan Mısır'dan çıkış onlar için nedir? Kurtuluştur ve bu Mısır'dan çıkışı bayram olarak kabul ederler ve kutlarlar arkadaşlar. Kızıldeniz'den de mucizevi bir şekilde geçiriyor Hazreti Musa. Bunların hayatlarını kurtarıyor. Firavun tarafından onları çekip alıyor Mısır'dan. Firavun malumunuz bildiğiniz üzere Kızıldeniz'de boğularak hayatını kaybediyor. Çünkü tanrılık iddia ediyordu. Allah-u Teala da onun için ne diyor? Kıyamete kadar onun cesedini çürütmeyeceğiz. İnsanlığa ibret alem olarak kalacak diye ifade ediyor, öyle değil mi? Kızıldeniz'den bütün halkını geçirip Sina Dağı'na ulaştırıyor. Ve bu esnada arkadaşlar Hazreti Musa Tanrı ile ahitleşiyor ve kendisine Tevrat indiriliyor. Sina Dağı'nda Tevrat Hazreti Musa'ya inmişken, verilmişken Hazreti Musa Sina Dağı'ndan aşağıya indiğinde şunu fark ediyor. Halkı altından bir buzağıya tapmaya başlamış. Ve Hazreti Musa'nın yanında yer almamışlar. Hazreti Musa'ya isyan etmişler o döndüğünde. Hazreti Musa'yı yalnız bırakmışlar. Ve Musa'nın yanında yer almadığını ifade edip başka kendilerine toprak aramışlar. Halbuki daha yeni bir mucizeyle karşılaştınız, öyle değil mi? Yani koskoca Kızıldeniz'i yaran bir peygamber var yanınızda. Ve muhteşem bir mucize göstermiş size. Ama ona rağmen daha o dağdan inmeden arkadaşlar ne yapıyorlar? Kendilerine altından bir buzağı yapmışlar ve ona tapmaya başlamışlar. İnsanoğlu inanç konusunda gerçekten oldukça nankör maalesef. Ve Yahudilik tarihinde Hazreti Davut ve Süleyman'a bakalım sevgili gençler. Kral Davut Kudüs'ü fetheder ve İsrailoğulları burada toplar. Bakın neden Kral Davut dedim, Peygamber Davut demiyorlar. Yahudiler Hazreti Davut'a ve Hazreti Süleyman'a hiçbir zaman peygamber demezler. Onlar için bu iki isim kraldır. Ve Kudüs'ü fethederek Yahudileri Kudüs'e topladığı için de en büyük kral Davut Aleyhisselam'dır. Altın çağlar olarak geçer Hazreti Davut'un zamanı, tamam mı? Yahudilerin altın çağı ne zamandır derseniz Hazreti Davut. Hazreti Süleyman Kudüs'te bir mabedi inşa ediyor arkadaşlar. İşte bu mabedin adı neydi? Süleyman Mabediydi. Bugün yalnızca batı yakasında bulunan ağlama duvarı kalmış ve bu ağlama duvarında Yahudiler sürekli günahlarından dolayı Allah'a tövbe istiğfar ediyorlar, ağlıyorlar ve sürekli sallanarak bir ileriye bir geriye böyle ibadetlerini ağlama duvarında bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra, Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra Kudüs'te arkadaşlar Yahudiler tabii ki başsız kaldılar, kralsız kaldılar ve Asurlular tarafından Kudüs işgal edilince Yahudi kabileleri sürgüne gönderildi. Yeni bir sürgün daha başladı. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın sürgününün, Musa Aleyhisselam bunları Mısır'daki sürgünden kurtarmış, Mısır'dan çıkarmış, öyle değil mi? Mucizevi şekilde onları kurtarmışken Hazreti Musa'ya maalesef ne yapmışlardı arkadaşlar? İhanet etmişlerdi, ondan ayrılmışlardı ve şimdi yine Asurlar tarafından işgal ediliyorlar ve dünyanın farklı taraflarına bu kabileler sürgüne gönderiliyor. Milattan sonra 70'te sürgünden sonra 1948 yılına kadar sürgün hayatları devam etmiş. Bakın milattan sonra 70'te başlamış bu sürgün, 1948 yılına kadar devam etmiş. Neden 1948 yılına kadar devam ediyor? Çünkü İsrail devleti kuruluyor. Arkadaşlar Abdülhamid'in, 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlikte Yahudiler çok ciddi şekilde kendilerine hak iddia ettiler. Kendi devletlerini kurdular ve bunun için ciddi adımlar attılar. İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesine en çok sevinenler Yahudilerdi. Çünkü Abdülhamid Filistin'i onlara vermiyordu. Ama Abdülhamid'in tahttan inmesiyle birlikte arkadaşlar Filistin'de çok ciddi şekilde konuşlandılar. Yer, mekan, toprak sahibi oldular. Yahudiliğin inanç esaslarına bakalım şimdi. 10 emir.
Fonemi kime verilmiş arkadaşlar? Hazreti Musa'ya. Nerede? Sina Dağı'nda. Ne zaman? Kızıldeniz'den geçtikleri zaman. Tamam. Diyor ki on emirde, seni Mısır diyarından esirlik evinden çıkaran Tanrı benim. Başka ilahlara tapmayacaksın. Tanrı'nın ismini boş yere ağzına almayacaksın. O yüzden Tanrı'nın ismi çok kolay kolay ağızlarına almazlar arkadaşlar Yahudiler. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Neden? Çünkü cumartesi günü onlar için kutsaldı, öyle değil mi? Hatırladınız mı? Babana ve annene hürmet edeceksin. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şahitlik etmeyeceksin, komşunun evine tamah etmeyeceksin. Bunlar 10 emirin kendisi arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim diyorum. Tevrat'ın 10 emri bunlar. Şimdi belli başlı maddelerle devam edelim. Milli bir tanrı anlayışları var arkadaşlar. Çok önemli bu maddeler. Lütfen bunları hep yıldız yaparak ezber yapmaya çalışın. Çünkü bu Hristiyanlık ve Yahudilik ezber ünitesi arkadaşlar. Tanrı millidir. Böyle derler. Çünkü milli bir din. Yahova kendilerine ait bir tanrı. Din kendilerine ait milli bir din ve seçilmiş bir millet anlayışları var. Diyor ki Yahudiler seçilmiştir. Yahudiler hiçbir toplum gibi değildir. Biz kutsalız diyor. Biz seçilmiş bir milletiz diyor. Özeliz diyor. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur. Böyle ciddi bir sloganik sözün hakkını veriyorlar. Çünkü annesi Yahudi olmayan Yahudi olamıyor arkadaşlar. Babası istediği kadar Yahudi olsun, o soydan gelen çocuk Yahudi kabul edilmiyor. İlla ne olacakmış? Anne Yahudi olacakmış arkadaşlar. Anne Yahudi olduğunda onu Yahudi kabul ediyorlar. Yahova Tanrı'nın rahmet tarafını, Elohim ise gazap yönüydü ifade eder. Tanrıları neydi? Yahudiydi ama Elohim ismi de veriliyordu. İşte bu isim gazap yönünü, Tanrı'nın Yahova ismi ise rahmet yönünü ifade ediyor. Tanrı'nın ağzını boş yere ağzınıza almayacaksınız ayeti vardı ya biraz önce okuduğum bu şurada 10 emirde. Bakın bu yüzden Yahudiler kolay kolay Tanrılarının ismini ağzına almazlar. Ne Elohim'i ne Yahova'yı kolay kolay ağızlarına almazlar. Çünkü 10 emirde işte Tanrılarının böyle bir emri olmasından dolayı dikkat ederler. Mesih anlayışı vardır ve bu Mesih ahir zamanda gelecek ve bütün Yahudileri kurtaracak. Böyle düşünürler. Aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi işte İsa gelecek Hristiyanları kurtaracak anlayışı var. Müslümanlarda da var Mesih anlayışı. Gelecek peygamber ne yapacak? Müslümanları, inananları kurtaracak anlayışı var. Kutsal toprak anlayışı var arkadaşlar bunlarda. Süt ve bal ülkesi olan Filistin bunlar için kutsal toprak. Arz-ı Mev'ud. Şurada yanlış yazmışız. Arz-ı Mev'ud arkadaşlar kutsal toprak demektir. Bu yüzden Filistin onlar için bal ve süt ülkesidir ve onlara kutsaldır. Cumartesi günü Şabat ismini verdikleri cumartesi günü onların kutsal günüdür. Neden kutsal kabul ederler cumartesi gününü arkadaşlar? Şöyle derler. Allah-u Teala dünyayı 6 günde yaratmış. 7. günde ise artık dinlenmeye çekilmiştir. Ve insan Yahudiler der ki bu 7. gün cumartesi günüdür, Şabat günüdür ve bu Şabat'ta da Yahudiler ne yaparlar arkadaşlar? Gerçekten dinlenirler, hiçbir iş yapmazlar. Yom Kippur kefaret günü kabul edilen kutsal günleridir arkadaşlar. Roş Haşana yılbaşıdır. 2 gün yılbaşı kutlarlar. Fısıh, hani anlatmıştım ya Hazreti Musa ile birlikte Mısır'dan kurtuldukları gün onların bayram günüdür arkadaşlar. Mısır'dan çıktıklarını kutlarlar bu fısıh denilen bayramlarda. Mabetlerinin ismi sinagogdur ve havra isimleri verilir. Bir de Siyonizm diye bir kavram var arkadaşlar. Siyonizm Filistin'de siyasi bir devlet kurmak için ortaya çıkan siyasi harekettir aslında Siyonizm. Biz illa bu kutsal topraklarda kendi devletimizi kuracağız anlayışıyla yola çıkmışlardır. Ve bu Siyonist hareketlerde o devleti kurana kadar her şey mübah kabul ediliyor. Sembolleri. Evet, bu Davut yıldızı arkadaşlar. Şuradaki İsrail bayrağı ve burası kafalarının üzerlerine koydukları kippa. Bu kendilerinin, Yahudilerin bizzat kendi sembolleri olarak geçiyor.
Bayraklarının ortasında da dikkat ettiniz mi? Davut yıldızı var. Bunlar Yahudi sembolleri. Bunu unutmayacağız. Ve burada bitireceğiz. Kıymetli gençler, Yahudiliği bu kadar anlatalım. Bir sonraki bölümümüzde Hristiyanlığı anlatacağım. Sonra hem Yahudilikten hem de Hristiyanlıktan soru çözümleri yapacağım inşallah. Olur mu? Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Doğru sorularınızın sayısı artsın efendim. Hoşça kalın.